Fera kurucusu Sej'le anlaştı diyor. Bunun üstüne şöyle bir konuşacağız. Ve ne var ne yok, ne anlaşması varmış, ne anlaşması yok diye üstünde tabii şöyle bir durmaya gayret edeceğiz diye ifade edebilirim. Terra coinlerinden ve mevcut Duon meselesinden bahsetme gayretinde bulunacağız. Bunu da söyleyeyim tabii, beğenip abone olmayı unutmayalım. Bu noktada izleyen herkes hem videoyu beğenirse hem de kanala abone olursa oldukça memnun olurum diye ifade etmemde fayda olacaktır. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olan herkese diyebiliriz. Burada ilk olarak şunu söylemek lazım. Benim zaten daha önce de defalarca söyledim. Hem hükümet değişimi yaklaştıkça, seçimler yaklaştıkça ABD'de özellikle değişmesiyle birlikte tabii ABD'de kriptolar noktasında çok büyük olaylar olacağına dair ifade bulunmuştum. Bu özellikle başlı başına Ripple gibi özellikle şirketler için çok daha önemliyken Terra ile alakalı, yalnızca Terra ile alakalı bazı soru işaretlerim vardı. Hatırlarsanız şey demiştim, ya böyle böyle tabii Terra için de çok önemli. Bunun ucu yok sonuçta, hükümet değişimi, genel olarak strateji değişimi, pozitif inşallah. Dolayısıyla bir diğer senaryoya göre tabii ki sınırsız ihtimal var, pozitif ihtimal. Ancak şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu ihtimallerin tamamını düşündüğümüzde yine bilindik ihtimaller olarak 21. yüzyıl dijital inovasyon yasasının bakınız. Yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tabi oldukça önemli bir konu. Birlikte aynı şekilde Lunge'un bir MTA olarak geçme, bu şekilde işlem görme ve davada pozitiflik kazanma ihtimali yüksekken yine de SEC'in baskıyı devam ettirme ihtimali olabilir demiştik. Çünkü buradaki fark gerçekten art niyetli değil. Yani SEC olarak, kurum olarak haklı. Öyle de bir durum söz konusu yani. Bundan kaynaklı olarak da tabii belli başlı soru işaretleri vardı. Ama şu anda görüyoruz ki gerçekten de Sage Terra'ya karşı bile şey yaptı adamlar. Nasıl diyeyim? Bir ayağını frene koydu. Yani frenledi, tamam mı? Böyle bir durum söz konusu oldu. Bu da enteresan bir durumdur diye ifade etmekte fayda var. Şöyle bir bakalım ne olmuş ne bitmiş diye görmeye çalışalım. Kripto para piyasası için bu yıl oldukça hızlı akıyor. ABD SEC'in diyor spot Bitcoin ETF'lere onay vermesiyle yeni yıla başladık. Ether'i kabul etti. Kripto dünyası engelleri bir bir aşmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Terra'nın dramatik çöküşü ve yarattığı tahribattı diyor. Dolandırıcılık konusunda SEC'le anlaştı. Şimdi bu kısım niye önemli? Yani dolandırıcılık konusunda SEC'le anlaştı. Özellikle Duon konusunda bakın. Bunlar tabii ki önemli işlerdir. Çünkü sadece Duon vesaire değil. Tabii ister pozitif olsun. Günün sonunda şöyle bir gerçek var. Tabii ABD'de olması bizim işimize gelir. Bizim ülkemizde olsa bu ne kadar kullanışlı olurdu ve ne kadar pozitif olurdu? Dediğim gibi tartışılır. Ancak ABD'de hatırlarsınız bir ara, şu anda Sage gırtlaklıyor ama ABD'de hatırlarsanız bir karşılıklı bir nasıl diyeyim dava süreci oldu. Uniswap üzerinde bir vurgun yapıldı. Yargıç burada Uniswap'i şey yaptı yani kenara attı. Bunların bir suçu yok. Ya halbuki kardeşim bu adam şey yapmış ya. Bunu pazarlıyor sonuçta burada. Yani başından para kazanırken güzel. Üstünden para kazanırken değil mi? Güzel yani sonuçta. Ama bunu öteki tarafa itiyor. Şimdi bunun önemi neydi? Bunun önemi adamlar borsaları ve aracı kurumları görmüş olduğunuz gibi rahat bırakıyor. Bu demek oluyor. Terra konusunda da aynı şekilde. Yani
Bu gibi çöküş, unsur gibi durumlarda bunların ekseriyetle dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi ki gerçekten de dolandırıcılık yaptı. Ve bu her iki tarafın daha doğrusu dolandırıcılık olarak değerlendirilse de hafifletici etkilerin kabul edilmesi tabii ki piyasaya güven veren ve girişimleri arttırabilecek olan bir unsurdur. Reuters SEC'in diyor Terra ve kurucusu Won'la anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu gelişmenin etkisiyle ekosistem tokenları yükselişe geçti diyor. CEO Won'un dolandırıcılık davası ile ilgili olarak SEC'le bir ön prensip anlaşmasına vardığını bildirdi. Daha önce SEC, Won ve Terraform'un 4,7 milyar dolarlık el koyma geliri ve yargılama öncesi faizin yanı sıra diyor toplam 520 milyon dolarlık sivil ceza ödemesini talep etmişti. Terraform'un hukuk ekibi el koyma gelirleri olmaksızın 1 milyon dolarlık bir sivil ceza önerdi. Her iki tarafta sırasıyla 6 Mayıs ve 1 Mayıs'a kadar ek teklifler sunacak şeklinde ifade ediyor. 6 Mayıs mı? 6 Mayıs değil ya, Haziran değil mi? Allah Allah. Ben geçmedi diye biliyorum. Evet, yükseliş oldu. Buradaki bahsetmiş olduğu yükseliş vakti birkaç gün önceki, yani haber bu arada şu ana ait değil. Hatta şimdi söyleyeceğim size hangi gün? Aha, 30 Mayıs tarihine ait bir haber. Çünkü o gün şey yaptı işte, sıçradı. Davasındaki diyor son gelişmeler. Von ve Terraform Labs aleyhine New York'ta açılan dolandırıcılık davası başlamasının 2 aydan kısa bir sonra gerçekleşti. En son bir de tabii şöyle bir durum söz konusu oldu. Lunge'un ve USDC'nin özellikle belli takım yerlerde varoluşu kısıtlandı. Yani ABD'nin belli takım taraflarında Terra coin'lerine ambargo uygulandı. Ve bu noktada aynı zamanda ambargoların kalkması için tabii potansiyel olarak Coinbase ve ABD'deki diğer borsaların da özellikle tekrardan listelemesi için de aynı zamanda oldukça önemli bir olaydır diye altını çizmemiz lazım. Ve işte bütün bunlar dediğim gibi büyük bir önem arz eden ve peş peşe zincirleme pozitiflik içerebilecek olayları üst üste getiriyor diyebiliriz. Bu neymiş? Transkripsiyon olmaksızın 12 Haziran'a kadar JetRakov'un önüne sunmayı planlıyor. Evet, uzlaşma gerçekleşiyor. Bakalım neler olacak? Üstüne tekrardan konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. İzleyen herkese hoşça kalın.